Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir double date videosu çekeceğiz ve başka bir double ağırlayacağız. Benim sevgili double'ım dışında, bu birazdan yanıma gelecek ve aşırı tatlı bir double ağırlayacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Üçüncü double date videomuz. Ve şuna da çok seviniyorum bu arada. Çoğu kişi böyle aralarında double date oynuyorlar. Çift çift çift. Bana da işte story atıyorlar, işte DM atıyorlar falan görüntüleri. O yüzden inanılmaz seviniyorum bu double date formatının aranızda böyle bir yarışmaya falan dönüşmesine. Şeydeki bizim sorduğumuz soruları bu sefer YouTube normal. Yani videonun alt tarafına da yazacağız. Böylece soru aramak zorunda kalmazsınız. Bizim sorularımızı da kullanabilirsiniz diye düşündüm. Ve size hazır soru vermiş olur diye düşündüm. Değil mi sevgili Kıpıl'ım? Paylaşımcı ve harika bir insansın. Teşekkürler. Şimdi senin takipçilerin arasından bir çiftle de oynuyordum bence. Onu ben de düşündüm. Bir şey söyleyeceğim. Kocam şu an şurada. Çünkü yine iPhone'la çekiyoruz. Çünkü kamerayla çekmeye üşendi koca. Ve kameranın arkasına da geçmedi. Şimdi de dikiliyor. Şimdi bir girsene kameraya. Şurada dikiliyor yani. Ve ben de o bir şey söylediğinde sanki şuradan konuşuyormuş gibi böyle buraya bakıyorum. Ne fark eder? Ve ben o kadar... Ne olacak oraya baksan? Pro olmadım henüz. Ne olacak buraya baksan ne oluyor oraya? Senin güzel gözlerini görmediğim bir konuşmayı ben ne yapayım? Güzel gözlerimi görmüyor musun buraya baktığında? Hayır, şuraya bakıyorum. Buradan nasıl göreceğim seni? Güzel gözlerim demişken siz de bir görün de ne olur ne olmaz. Ne renk bak, mis rengi mis. Ve gerçekten onu ben de düşündüm kocam. Aranızdan bir tane double'ı da kesin oynayacağız bu oyunu. Ne düşündün? Ben düşündüm, söyledim düşündüm diyorsun ya. Ya ne güzel düşündün kocam de şey kabul et yani mesela. Ne güzel düşündün kocam. Güzel fikir bulduğunda niye ben düşündüm diyorsun. Hayır kocam da düşünmüş. Aynı anda aynı şey düşünmüşsün. Ne kadar romantik anlamda söylüyor. Başka çak. Yani çak. Hadi beni davet et, gelemiyorum yoksa kaldım burada. Size davet edeceğim birazdan. Birden bu videonun altına hadi bizimle oyna yazmayın da böyle birkaç video sonra yapalım diye onu yaptık düşündüm. Böyle kocam onu düşünmüş. Böyle bir 17. 8. double date'de falan öyle yaparız birlikte. Zaten onun duyurusunu yaparız. Bir, önceki bir double date videosunun altına yorum yazarsınız. Biz de oradan bir çifti seçeriz ve double date oynarız. Hadi gel koçabuk yanıma. O zaman kimlerle oynayacağımızı söylemek ister misin o double date'i? Açıklamanı senden rica ediyorum. Sevgili Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çiftiyle oynayacağız. Ve ya böyle çiftleri o kadar seviyorum ki oynayabilir miyiz birlikte? Gelir misiniz kanalıma dedik. Kanalımıza değil benim kanalım. Benim kanalım. Hemen geldiler ya ve o kadar eğlenceli bir çiftler ki böyle çiftleri çok seviyorum. İkisini de ayrı. Sen böyle yapınca ben ne yapacağım o sırada? Sen de yap. Bir kere yapsana. Merhaba sevgili herkes. Yapar mısın? Merhaba sevgili herkes. Neden bu kadar konuşuyorsun? Bir kere daha yaparsın lütfen. Merhaba sevgili herkes. Bir kere de şunu yaparsın. Şu an çok sevdiğimiz bir çift Doğa Rutkay, Kerimcan cümleleri kalple tamamlama. Ben gerçekten bu arada bu videoları çekerken herkes... Sevgili çiftimizi çağıralım bağlanı. Çağır bakalım. Bağlanıyor mu? Hadi bağlanalım. Hayır, başlıyorum kaydetme işte birbirine kadar onlar. Kayıt geliyor ama. Ben de birazcık ne kadar güzel olduğundan bahsedeceğim. Ben de senin güzelinden bahsedebilirim. Yani sen hazırlanmamışsın. Neden ben böyle emek veriyorum? Nasıl hazırlanmıyorum? Nasıl hazırlanmıyorum? Bu hazır halim işte. Haley. Oluyor. Ama çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. İyi ki geldin. Sevgili herkes, hoş geldiniz. Özrüm de taktı, çok ciddi ya. Evet, olay ciddi. Ben kazanmaya hazır. Kerimcan abi görüyor. Kim başlıyor? Siz başlayın, misafirsiniz. Tamam, ben yapacağım. Hazır mısın? Hazırım, evet. Tahammül edemediğin insan tipi nasıl? Tahammül edemediğin insan tipi. Biz de şu an aynı anda yazıyor. Dur, ben de o keçeli kalemi getireyim, dur. Bunlar bizi yener ha. Bir de yenmeli menmeli mi? Evet, sonra da cezalı. Ceza da düşünün bu arada. Evet, biz mesela önceki videoda ceza olarak TikTok videosu çektik kaybettiğimiz için. Oo, yalnız Doğa acayip yanar bu işlerde ha. Bilmiyorum valla. Biz de zaten iki tane oynadık. Birini yendik, biri yenildik değil mi? Evet. Biz de çok başarılı değiliz yani aslında. Tamam arkadaşlar, cevabınızı görelim. Gösteriyorum. 1-2. Ne yazdın? Riyakar, yalancı. Riyakar, yalancı ve samimiyetsiz yazdın. Neymiş? Biz bir cümleyi tamamlamıyor gibi. ne oldu? Kaybettiniz şu an değil mi? Kaybettik. Evet. Ben bize -1 yazıyorum. Riyakarla samimiyetsiz aslında aynı şeyler arkadaşlar. Aynı şey mi? Aa, tamam, o zaman kazanmışım.
Evet, tamam, aynı şey. Fazla dürüstsün bence şu an. Bence biz de o yazar dürüstlüğü dediğimiz. Teşekkür ediyorum. Kazanmamız lazım. Söyledim, yanar yanar bu. Yanar yanar. Yanacak buralar. Kerimcan abim diyeyim, Kerimcan diyeyim. Kerim... Nasıl istiyorsan öyle, istersen çekti. Kerimcan'ın çocuklarla ilgili en beceriksiz olduğu konu nedir? Kerimcan abi hemen yazmaya başladı. Yazdın mı? Evet. Tamam, hadi. Aynı anda mı göstereceğiz? Aynı anda göstereceğiz. Aynı anda. Alt değiştirme, uyutmak alt değiştirme. Alt değiştirme net. Evet, bravo. Yarım puan hak ettik, hiç olmadı. Yok, bence tam puan olur. Tam puan, tam puan bu. Uyutmak ama... mı? Hangisi daha kötü sence? Uyutmak mı, alt değiştirmek mi? Ama aslında uyutmayı hiç yeltenmedin. Yani Altay'daki benim gözüm uyutmak. Aynı şey o, bizde de var. Eserde hiç uyutmuyor. Diyorum, erkek doğasıyla ilgili bir şey bu. Şimdi burada... Ama yok, Altay göğsünü aldım. Ama o zaman bebekler hep uyuyordu zaten ya. O yüzden yırtmıştım bence. Alt değiştirmek. Kazandık arkadaşlar biz. Kazandınız. Bir yazdım. Hangi ülkeye bir daha asla gitmez? Vay. Düşünüyorum. Kopya çekmeyin, vallahi gelirim oraya. Yok tamam, çok güzel bir soru. Kazıkçı abi, söylüyorum. Kadın kazıkçı diyor. Gerçekten çok zor. Bir de soruları son 10 dakikada hazırladılar, öyle düşün. Evet. Zaman olsaydı yanmışız ya. 15 tane soru yazmışım ki ateş ediyor. Öyle değil size. Bakma. Bak o gözü bu. Ben bir tane yazıyorum. Daha flört kağıdını bakıyor bu çocuk. Yok, ben asla bakmıyorum. Ben de bakmam ya. Ama zaten benim aklımda yok yani. O zaman... kaybettiğimiz. Yani gittiklerimle. Şunu soracağım, şunu. Tamam, ben yazdım. Ben kaybetmelerini kıyamıyorum ki onları. Niye kıyamıyorsun hayatım? Şu an yarıştayız. Bu sevgi bululuğun. Ya Eser de aynı öyle. Ben de hep kazanmak isterim hayatta ve Eser de hep yazık falan olduğunda. Boğa mısın sen Eser? Kova. Kova. Bir çeşit kova, boğa işte. Kova da iyidir. Kova da çok iyidir. Ben bir tane şey, birileri sıkayım, belki şey olur. Ama mantıklı bir şey sık bak. Yani hangi ülke var şöyle? Hala yazıyor. Oğlum bir tane ülke yazacaksın. Gerçekten... ya. Bir tane yaz aşkım. Hiçbir şey yazmamış. Karalıyor bu arada. Böyle karalamış, resim yapmış. Doğru mu yazdın? Ne alakası bak. Yazdığı şey çok... Neresi? Ben Finlandiya yazdım. Finlandiya'ya niye gitmiyorum bir daha? Çok soğuk, çok söyleniyorsun. Neyi bir daha gidiyorum, giderim diyorsun. O her şeyi orada yapmış. Çok söyleniyorsun. Arkadaşlar birer sıfır almaz mıyız? Ya, birer sıfır almaz mıyız? Hayır, sıfır artık kavga da yani. Arada tatsızlık da değil. En sevdiğim yer orası benim ya. Soğuk hep, mis gibi. Bazel'de ne oldu? Abi Bazel'in mevsiminden, ortamından böyle çok şey geldi. Turnede böyle bir meydana kadar yürüyüp gelmiştim. Acayip soğuktu. İnsanlar, şehir, tavır ve çok karanlık gelmişti. Ama ben bunu nereden bileyim mesela? Bilmiyorum, iç dünyamı anlayabilirdim. Ama Finlandiya benim en sevdiğim ülke gibi düşün. Tamam koca. Doğan'ın en sevdiği Yeşilçam filmin nedir? Çok ayıp ama. sert oldu. Ama acaba... şey, evrilir mi? Kimin filmini çok sever falan. Kavgada sorun. Evet, oyuncu mu yapsan acaba dedim ama onlar acımamış bize. En sevmediği ülke falan. Biz burada kaybetmişiz. Biz burada sıfır almışız böyle kocaman. Galiba sorular ilerledikçe olay sertleşiyor. Şu an biz en zor sorumuzu sordum. Bizimkiler kolay ya. Onu ben bile bilmiyorum yani. Ama en sevdiği film diyelim. En sevdiği film. O vardır illa bir seçenek, bir şey. En sevdiği film güzelmiş bak. Çok herkesin sevdiği bir film vardır. Bilebilecek misin diye sormak artık. En sevdiği aktör diye sorsanız bilirim. Hayır, o kadar da değil. En sevdiğim film. En sevdiği diye sorsanız. Kaybetmeye kabul et. Yaz. Neyse, yazarsınız aynısını ya. En sevdiği film diye mi? Evet. Evet, en sevdiğim film. Film olsun genel. En sevdiğim film gene. Benim en sevdiğim film ne ki ya? Aa evet. Hiç ipucu vermedi, gördün mü? Gerçekten kalp kırıcı. Evet. Ama bunu... Aa bildiler. Alt değiştirmenin altında yazıyor babam. Yok, biz yaptık. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. 0-0. Ne tatlısın, hemen saydı. Ben saydım, ne yapayım? İşte çok... Sayma sayma. Yok bu bayağı... Sayma. Deli gibi bir şey yaptı yani. Bir de. 1-1. Tam eşit miyiz şu an? Evet şu an 1-1. 1-1. Kızarmaya başladı. Evet sor. Evet. Ben... Sert sor, evet. Sert sor. Sert sormak istemiyorum ya. Bir hayvan olsan hangi hayvan olmak isterdin? Ve neden?
Tamam. Hayır ama işte kolay şöyle değil. O hangi hayvan almak istiyor? Ben de o hayvanını tahmin etmem lazım. Bu da zor. Sizin kolayınız buysa. Ben senin ne yazabileceğini düşünmeye çalışayım en iyisi. Ben de seni. Sevdiğin hayvanlardan bir tanesini. Abi bunlar çok daha zor yani. Evet. Bunu asla bilemezsin ama yine de belki bilirsin. Ne yazdın? Sincap mı? Hiç tanımıyorum. Ben yarım puan veriyorum. Ama sen pak hastasın. Ben pak olmak istemiyorum. Pak almak istiyorum. Tamam pak almak istiyorum. Pak olmak istiyorum. Benim suratım paka mı benziyor? Hayır benim suratım benziyor. Ama pak pak diye canımızı yiyorsun burada. Yatsana pak diye. Gerçekten bu bir rezalet. Peki ben sincapı nasıl aklıma getireceğim ben sincapı? Kime bak sincapa benziyorum biraz. Benzediğin değil olmak istediğin hayvan. Evet biraz olmak da istiyorum. Tatlılar. Bir sıfır daha aldınız arkadaşlar. Orlayan köpek çok tatlı ya. Ya ben orluyor muyum ne alakası? Sen çok yanlış anlamışsın. Ben olmak istedim. Aile dramı yaşıyoruz buradan. Sen benim biricik pagımsın pag. Siz de sor. Pag. Kerimcan'ın en müsrif olduğu konu. Çok basit. Aynı anda akıllarına geldi gördün mü? Evet gördüm. Evlilik diye buna derim ben. Bak hiç bana benzetmiyorum. İki tane yazdım. İki tane yazdım olur mu? Olur olur. Ama hep iki tane yazıyorsunuz. Gözlük ve ayakkabı ve bakayım. Ayakkabı. Bakayım. Ayakkabı. Bravo diyebiliriz. Ama ayakkabı daha beter. Ayakkabı daha beter evet. Öne geçtik mi biz? Gerçekten evet, geçtiniz. Soruyorum. Biraz tamam. Daha zor sorular bulsaydık bence daha güzel olur. Şurada biraz yedek. Şimdi onlar var. Kolayını sordu demin ya. Paradan tasarruf etmek istese ilk neyle başlar? İnanın mı? Biz sormadıkları soruları alalım ileride kullanırız. Bunun bir tane birisi ben var. Ben EYS'de falan kullanayım bu soruları. Tamam bunda bir cevabımız var. Paradan... Senin ya. Bu kutlarımın hepsi vermedi şu an. Ben daha bekle ne sorular var ben. Tamam. Hepsini de soracağım. Hepsini sormadan buradan gittim. Tamam anlayın. Yaz. Ama bak bir hiç düşün bir ya. Düşün bak. Aşırı gereksiz ve saçma harcadığımız bir şey var. Ben hiç kullanmadım sadece. Özellikle şu süreçte. İpucu veriyorsun. İpucu veriyorsun. Verdi ama hiç bana geçmedi. Ya anlamıyor ki. Anlasın. Hadi kocam. Etrafa bakma ya. Koltuk mu diyeceğim. Ne bileyim. Kol ayak. Araba. Araba mı? Ya kola ne alaka? Araba ne alaka aşkım? Ama araba, kiralık falan filan hani bu konu. Dedikler isterseniz bir kapatalım. Bir çalışın ondan sonra mı bağlanalım? Hayır arabayı kiralık değil de acaba satın mı alsak daha evet. Güzel? Yapalım. Kiralık artı avantaj değil. Biz inelim mi burada? Ben ne yapayım? Rezalet şeyler oluyor gerçekten. Gitmiyoruz ki bir yere hep evdeyiz. Bizim bir yere gitmemize gerek yok. Aşırı öndeyiz. Ya şu an... İnanamıyorum. 2-1 ama bugün 2-1'miş ise daha. 10'a 1 ha. Kaybedeceğiz. Bak. Kerimcan'ı en çok ne utandırır? Of çok zor. Utanmaz ya. <adam. gülüyor> Evet burada olacak. Arsızdır. Ben buldum. Ya çok komik. Sizin bakışlara hiç siz bakmayın bile. Sizin bir şey söylemize gerek yok. Bir bakışla her şey anlatılabilir noktadasınız siz. Ne yazacağını çok merak ediyorum. Ben de merak ettim valla şu an. Yanlış anlaşılma. Dayak yemiş olmak mı? Dayak yemiş. Hak hayır. Yemiş. Dayak yemiş olmak olarak anlasak. Evet. Vallahi bak ne alakası. Ben de yanlış anlaşılmak dedim olmadı. Olmadı. Hiç hoşuma gitmedi bu. Neyse yine de bizimki kadar alakasız cevaplar vermiyorsunuz. Bir kola ve arabadan sonra bence. Çok kolay bir soru soruyorum. Pisliği bıraktım artık. Tamam, tatlı abi. Tatlı uzlaşalım. Gecenin bir yarısı kapı çaldı. Kim gelse çok sevinir. Ya bunlar çok zor. Şey yine pag yazma da bu sorunun cevabı. Hepsini vallahi 2 dakikada yazdım. 2 dakikada yazdım. Vallahi hiç bir şey soruları sonradan çalarız valla. Gerçekten çok lazım. Güzelmiş. Kim gelse çok, çok sevinir. Gecenin ama bakın detayı unutmayın. Gecenin evet. Bir yarısı. Sonuçta gecenin yarısı gelen birinden kimse hoşlanmayabilir yani. Ben hoşlanmam gecenin. Yani. Ben de hoşlanmam. Yani mantıklı bir şey yazıyorum ama inşallah sen de benim kadar mantıklısın da çocuğa. Ya ne arkadaşım ya? Ne? Annem yazdım ya. Annem. Ya annem gelse sevinirim de annem... Bilmiyorum annem bunu izlerken ağlayacak biliyor musun? Hayır o gecenin bir yarısı annem niye geldi? Benden utanmıyorsa annem beni bana... gecenin bir yarısı annem gelirse telaşlanırım ben. Ne oluyor derim ama bilim olsan da İbo gelse daha muhabbet var derim yani. Ay ne kadar güzel. Hayır yani bizim ilişkimizi etkilediğiniz yetmiyor. Anam falan kaynanalar gitti. Doğan'ın en unutamadığı hediye nedir? Kerimcan abini sana aldı. Ay tabii ki ya.
bence bilecekler. Nişan yüzüğü tamam. Nişan yüzüğü. Nikah yüzüğü. Nikah yüzüğü. Evet. Nikah yüzüğü. Hayatta unutamam. Nasıl bir sürprizle mi aldı? Evet evet bir sürprizle aynen. Hiç yani alakasız bir anda inanamamıştım. Ve dünyanın en güzel yüzüklerinden bir tanesi bence. Çok severim yani. Benimki de öyle unutulmaz değil mi? Benimki de unutulmaz. Benimki aynı zamanda görünmez de şöyle görünmez. Bir karat, bir çok adres. 0.0. Ben iyi ki takmadım. Şu an iki parmağımda yok. Yoksa bu sadece. Orada da bir tane. Ay, ya inanılmaz değil mi? Ben böyle bir evlenmeyi teklif etmişim falan filan. Onu paylaştı Berfu. Biz de şey bekliyoruz. Aa işte ne güzel evlenme deyip altında bir başladı yorumlar. O nasıl yüzük? Sen cimri misin? Tabii, insanların bunu yazması da çok ayıp bir şey yani. Ne, orada ne bu çok, hayır bu çok ayıp diye de konu uzadı. Ya ama yine alsa yine o kadar küçük bir şey alırsın bence. Çünkü anlamıyorsun aşkım bu işte. Ya ben yani. Şey dedim ya evlenme teklifi edeceğiz. Hemen şey Finlandiya'ya döneceğim. Buradan da havalimanına giderken arkadaşımı aldırıyorum çaktırmadan. Öyle bir hani hızlı bir operasyon. Dolayısıyla tamam. Yani ben yüzüğün önemli yani böyle kırat mırat onları bilmiyordum yani. Nene bir daha söyle kırat. 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 Hani daha orada zaten kırat. Kıratına biner de gider. Kırat. Kırat. İşte hazır mısınız Game Jam sorusu? Evet. Eşiniz ilgi çekmek için numara yapar mı? Bu çok net bir soru. Ama şey yapar ya. Yanlış sordu. Yanlış sordu. Yanlış sordu. Yapar, evet, ne yapar oğlum? Ne yapar olabilir? Ne yapar? Hayır yanlış sordu. Bakın soru burada göstereyim. Tamam. İlgi çekmek için. Acı değil. Eşiniz ilgi çekmek için hangi numarayı yapar? Buyursun. Hangi numarayı yapar? Ben hemen söylüyorum. Ben yazıyorum. Bu bizde bir konuşma konusudur çünkü böyle arada bununla ilgili şaka yaparım. Evet. Ha, ver ipuçlarını ver. Ha, arada bununla ilgili şaka ver. Yok yine anlamaz. Yazmayacak. Doğrusunu yazmayacak. Böyle bir sefer Fanta falan yazabilir. Yani ürün yerleştiriyormuşuz gibi. Şaka. Sen ne? Dalıp gitmek. Evet dalıp giderim böyle. Aşkım ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. İlgi çekmek için şaka yapmak ne demek ya? Ya asıl ilgi çekmek için dalıp gitmek ne? Sen ergen misin ya? Evet böyle suratı dalıp gidiyorum böyle sen de niye daldın diye uyuz oluyorsun. Taktisi size hediye ediyorum arkadaşlar. Tam bizim ilişkimizi anlatıyor biliyor musunuz? Ya dalıp gitmek ne Allah aşkına? Hani böyle surat hani dalıp gitmek. Hazır dalıp gitmek demiş ya Eser'in bugün dalıp gittiği bir fotoğrafı göstermek istiyorum. Eser dalıp giderken. Benim aklıma geldi işte o. Ben de hani oradan belki düşünürüz. Kerimcan'ın en sevdiği iki yazar. Üç yazabilirsin. Üç tane yaz. İki tanesi tutsun yeter. Şair mi? Romancı mı? Şair de olur değil mi? Olur olur. Olur olur. Bence hepsi olsun. Bence de. Üç taneden iki tuttursan yeter. Biz zaten biriz yani. Her çocuk erkek. Ne yazdılar? Nazım Orhan Veli. Orhan Veli var orada. Nazım Hikmet, Atilla İlhan, Orhan Veli. Nazım Hikmet, Nazım, Orhan Veli. Evet. Sen onu çok seversin diye Atilla abi yazdı. Keki üç tane yazsaydın. Üçüncü yazsaydık neyi yazardın? Ben Orhan Veli yazardım ama iki deyince bunları yazdım. Aynı zaten. Üç olsaydı Atilla abi yazardım. Bence de veriyorum. Evet bu da puan. Tabii ki yani. Hayır iki tane tutturman lazımdı. Bir tane tutturdun. Ama olsun verdim. Öyle mi? Evet bir tane tutturdun. Ya yarım puan vereyim o zaman. Evet yarım puan. Yarım ver. Evet. Hadi siz soruyorsunuz. Bakalım nasıl bilemeyeceğiz heyecan. Hayır bileceğiz ben. Çok konsantre oldum. Tamam soruyorum. İyi düşün kocam. En sevmediği televizyon programı. Eser'in en sevmediği televizyon programı. Ya bunu bilmen lazım ya. Bir şey yazıyorum ama inşallah bilirsin. Bak aynı uzunlukta yazdık. Evet yazdık doğru ya. Bilmiş olabiliriz heyecanlandım. Bir, iki, üç. Ne? Aferin kocam bildin. Ne yazdın? Ağır yaşamlar. Ağır yaşamlar. Bravo. Ama işte benim bir sayıydı ama. Neden? Çok net, çok iyiydi. Çok net bir sayıydı. Bravo. Evet, çok netti. Kocama şişkolar biraz üzüyor. Doğan'ın Türkiye'de en çok güldüğü kişi kimdir? Bunu bildiler bence. Evet. Yazma hızlarından anlıyorum. Ben yazdım. Kerimcan'da öyle tam bir eminlik yok. O düşünüyor şu an. Heyecanlıyım. Aa, alakasız. Şener Çorumlu. Tolga Çelik. Tolga nasılsın? Bir Tolga Çelik fanıyım ben yani. Fanıyım bayağı. Ama Çağlar'ın da fanıyım bence. Çağlar ekiptendi herhalde. Öyle şey yapmadın. Onun böyle herhalde, izleme deyince daha dışarıdan ben, baktım bence. Çağlar'a çok gülüyoruz tabii ama Tolga aklıma gelmedi. Gelseydi Tolga da olur. Belki de akla gelmedi. Kaybettik. Olsun ikisini de çok seviyoruz. Evet, ikisini de buradan selamlar olsun. Hayatta en beceriksiz olduğun konu. Berfu sana soruyorum. Hayatta en beceriksiz olduğun konu. Kerimcan'a bak.
Hırsızlık olduğum bir puan. İnşallah aşkım canım sıkacak bir şey yazmıyorsunuz. Bilirsin mi? Daha ilk harften canını sıktım eminim yani. Hiç alakası yok. Ne kadar uzun sürdü. Destan yazdılar. Diyet yaptırmak. Diyet yaptırmak mı? Yaptım. Ben de sahte samimi davranmak yazdım. En kötü huyum dürüstlüğüm şey yazmışsın. El abim çok beceriksizsin diyorsun bana. Beceriksiz. O konuda azıcık samimliği yapsana diyorsun. Ben de yapamıyorum. Domuşuk domuşuk oturuyorum. Saçma sapan. Yazacaktın ama. Sadece bir şey yazdım. Benim seni yapamadığı şey, benim diyete girdiğimde o diyetten çıkmam için her şeyi yapman. Abuk sabuk bir şeyler yemen. En sevdiğim cipsi böyle saat 11 gibi açıp çatır çatır yemen. Bak bu konuda yalnız değilsin. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Ben de hep öyle yaparım. Diyet bozan birim. Başlasa fırında patates yapıyorum. Aniden fırında kek yapıyor. Ben de sürekli hamur işi yapıyorum deliler gibi ya. Çok seviyorum. Ben hamur işi yapmıyorum en azından yemiyoruz diye. Aşk olsun hayatı. Fırında patatesin bir günü aynı. Geçen akşam açlıktan ölüyordum. Karşıma geldin, her şeyi yedim burada ya. Her şeyi yedim ki. Bir sürü şey yedim. Salonu yedim. Aa ne kadar ayıp bir şey. Burada gerçekler konuşuyor. Burası Er Meydanı ne oldu? Er Meydanı gerçekten. Sizin ışık da böyle hafif böyle karanlık ya böyle sorgu odası gibi oldu. Çok güzel gözüküyor. Tabii canım birazdan sorguya başlayacağım ben bu programda. Öf, stres bastı sonlara yaklaşırken. Kerimcan'ı mı ne kızdırır? Kerimcan abi en çok ne kızdırır? Evet. Evet. Oo, çok net. Yazdın mı? Yazmadım. Ama çok nettir yani. İnanamadım beklemesine. Biraz sizde sürtüşür müsünüz? Böyle bir anlaşmazsanız çok sevinirim. Saygısızlık. Yalan. Yalan. Saygısızlık ve yalan. Ne alakası? İşte bu. Lütfen. Bile oynaya kaybettik ya. Park dersen bana kaybeder. En son ne zaman Eser'e soruyorum. Delfu için cevap versin. En son ne zaman sıkı rezil oldu? Aa, daha yeni olabilir. Senin için rezil olmak. Benim için rezil olmak. Bir düşünelim. Tamam benim bir çok net bir şey var. Yani aşırı net. Ne oldu bir benim şey oldu? Benim için rezil olduğum mu? Evet. Allah Allah. Bak eşinin gözünde olmamışsın. Ne güzel. Yok yok. Yürü yürü yürü. Oldu. Hafızasından silmiş. Ben soruyu anlamadım. Senin... Benim seni rezil ettiğim bir gün düşündüm. Sen rezil ettin beni. Ben seni rezil ettim. Ve böyle bir gece de var. Ne bir şekilde. Pot kırdı galiba. Ne ceza verdim. Size inanılmaz bir ceza bulduk. Keyiften dört köşeyiz şu an. Yandık ya. Ay yazdım. Aa! Kol bükmek. Bildiniz, kazandınız. Yok kazanmadık. Kazanmadık, biz her türlü kaybettik ya. Anlamadım. Kim kimin kolunu büktü? Hocam sen anlatırsın. Bir eskiden bir kız arkadaşım geldi, benimle konuştu falan. O da alıp kolunu büktü. Kızın mı? Ama kol bükme sayılmaz. Şöyle bir pıstırdım diye. Kolunu büktü yani. Mükemmelsin. Bence de. Ve yani yani ağlayarak uzaklaştın. Konuyla alakası yoktu bugün yani. Ya ama biraz fazladan salça olmuştu hayatımızın. Yani yenilmeyeceğimizi bilsem iki puan verirdim daha. Ya bir de evlenmeden önceydi o. Orada şey olmuştum ya. Korktun mu? Hayır yani. Bu hareketinde şey değil mi? İşte erkeğe şiddet var mı? Bizim mor çatımız var mı falan hani onu düşünmeye başladım. Hani ürkmeye başlamıştım yani. Çünkü biz evlilik yoluna girmiştik. Oradan da dönemeyiz. Ve baktım kol büküyor. Bayağı böyle değil mi şöyle? Öyle. Kız da şok oldu. Kız da böyle kaldı. Neyim ya Allah Allah. Böyle kız da çok minikti. Hayır. Böyle kızı böyle paket ettim gibi bir şey oldu. Kız da kolu büküp bana bakıyor. Eser şu an kolum büküldü ve ne alaka dedi. Sen ne dedin? Dedi. Ne yapabilirim dedin. Büküyor ne dedin? Hayır bir dakika ne yapıyorsun aşkım falan dedim. Ya vallahi kız eski kız arkadaşı falan da değil yani. Öyle bir kız da anlayamadı kol büküklüğünü. Kız bir acı çekti ama sebebi yok. Bu da tarihe altın harflerle yazıldı. Altın harflerle bu tarihe geçemedi yani. Geçemez. Kerimcan abinin istemediği ama sen istiyorsun diye uyum sağladığı şey nedir? Ay çok var. Yani çok var yani bir şeyle belirleyemez misiniz? En çok yaptığı yani işte bilmem nasıl belirlenir. Hiç istemiyor ama en çok yaptığı şey. 3'te 2 kuralı yapalım istiyorsanız. Ha, bunun şeyi vardı ya, esprisi vardı. Hiç mi istemiyorsun? Ama... Hiç istemiyorsun. Aramızda onu yapıyorduk ya. İsterseniz 2'er tane yazın, ikisi tutarsa da kabul ederiz. Çok basit basic'ten gidiyorum.
Neymiş paranız? Ya ipucu. Niye ipucu veriyorsunuz ya? İpucunun kralı ya. İstemediğim ama uyduğum. Ha. Uyduğun değil de yaptığın da olur. İki tane yaz. Çok soruymuş bu arada. Tebrik et beni kocam. Çok güzel soruymuş. Denize girmek. Denize girmek. İkincisi ne? İş yapmak. Evde ev işi yapmak. Bazı davetlere mecburen katılmak. Denize girmek. Bunları benim için mi yapıyorsun? Evet. Güneşlenmeydi. Sevmem ki. Güneşlenme o zaman hayatı. Ama sen güneşlenme. Ya denize girmek hiç sevmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve benim şu küçük ahir hayatımdaki tek sevdiğim aktivite denize girmek. Başka da yok. Ama aynı şey bizde de var. Ben de çok seviyorum ve Eser de hiç girmek istemiyor. Hele güneşlenmek aşırı anlamsız geliyor bana ya. Böyle ha, vücudunu güneşin altına böyle manasızca koyup beklemek. Tamam, işlenme ama denize girmemek ne demek yani? Nasıl? Ben de anlamıyorum lan. Nasıl bir şey bu? Cezamız neyse çekelim. Cezanız bu ara bizim Rutkayla Piraye'nin delicesine çılgınlar gibi dans ettikleri bir parçayla sizleri piste almak istiyoruz. Kırmızı balık gölde onları geçmiş. Keşke olsaydı. Biraz eğlenirdiniz ama oldu. Müziği buradan veriyoruz. Bu dansı biliyorsunuz. Daha doğrusu bilmiyorsanız da öğreneceksiniz. Bir yıla kadar öğreneceksiniz nasıl olsa. Bunu biz yapıp koyalım ya. Biz bunu çekip koyalım. Evet, biz bunu çekip koyalım. Şu an buraya sesi gelmiyor. Hem de ayağa kalksak şey olacak, kamera çekemeyecek. Ne olduğunu anladınız mı? Anladık. Uzaylı dansı. Bunu istiyoruz arkadaşlar. Tamam, bunu çekip koyacağız montajla. Ne yapalım? Senin yüzünden maymun oluyoruz her hafta. Benim yüzümden mi? Bana parti dedi. Şu kısmı istiyoruz. Şu kısmı. Tamam anlayayım. O kısmı yaparsam ben sadece buraya koymam yani. Onu yayarım ben. Ya mükemmel bir ceza ama ben beğendim cezamı. Ceza çok güzel. Lütfen çekin. Göreceğiz bunu. Tamam. Dava açarız. Tamam. Çekeceğiz. Sözlüklerini yapmadılar diye. Çok güzeldi. Çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Ve aşırı güzel. Şu bebeleri de koyayım da bugün anısı olsun. İleride izlerlerse babalarıyla annelerini. Evet. Biz de o sırada uyuyordunuz deriz. Şöyle koyalım. Çok güzelmiş. Sen de koysana. Hemen ben de koyayım. Sen de koy. Anı olsun bebelerimize. Çiftli fotoğrafını koyuyorum size. Şu an günü fotoğrafını koyuyorum. Ha, onlar şu anki uyurken hali koyuyorlar. Onu ben de koyuyorum. Onu getir. Yani. Biz şimdiki zamanı koyduk ki bugün namusu olsun. Koyuyorum ben de. Ama bir de şunu da gösterebiliriz tabii yani. Ya çok tatlı. Yiyeceğim, çok tatlılar. Sizinki de çok tatlı. Canım benim maşallah. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Hadi öptük, görüşürüz. Öptük, sağ olun. Bay bay canım, bay bay. Abi bunu yapamam ben ya. Acırı sarama yapacağız, bu bir ceza. Bunu benim yapabilme ihtimalim yok. Ya yaptığın kadar yap ya. Yok ya, ben tamamını yapmayacağım. Yaptığım kadar yapmak dışında bari çarem gerçekten yok. Sokun, sokun. Sokun beni direnle.